Abi yeni sohbet videomuza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu Hoş sefer bulduk. farklıyız. Yönetmen koltuğuna ben oturdum. Yakışmış, Sorular yakışmış. benden, cevaplar sizden. Tamam. Biraz motor muhabbeti yapalım. Bu yeni Çinliler bir aldı başını gidiyor ülkede. Yani dünyada aslında bir çoğallar da. Yani. Alınır alınmaz bir sen eski toprak olarak bize anlatırsan. Ay düşeceğiz belli zaten. Yani. Çin malı motor. Alınmaz. Şöyle alınmaz. Ben genellikle alınmaz diyorum. Yani Evet. kimse kusura bakmasın ama tabii kimse şöyle düşünmesin yani. Şöyle o zaman özetleyeyim. Bir dakika şimdi toparlayayım birden ani oldu. Normalde hep söylediğim şey de. Şimdi biz burada hep şunu söylüyoruz. Biz Yavuz'a da çok bunu konuşuyoruz. Şimdi ülkemizdeki ekonomi, fiyatlar falan filan bunları okey. Lakin ben bunu söylerken peşin paraya göre söylüyorum. Bunu herkes başlıca bir iyi anlasın. Yani farz edelim tamam mı? 200 bin liram var. Veya 300 bin liram var. Her neyse. Bu arada yani tam olarak olaya hakim değilim ama yanlış hatırlamıyorsam 400, 450, 500 bin liraya da Çin malı motorlar var Var diye var. biliyorum. Tabii Var. var şu an. Var değil mi? Var. Şimdi biz ama hadi o kadar uçmayalım. Oraya uçarsan çok daha radikal girelim buraya. Hak verelim. Aynen. 300 bin lirayı baz alalım. Aynen. Şimdi 300 bin liraya motor alacaksın. Peşin para. Bak bu çok Nakit. önemli. Nakit, Cash. cash. Kağıt. Aynen. Çıkarttın. 300 bin liraya sen Çin malı motor alıyorsan abi eğer yani senin aklından zorun var demektir. Sen bu boku bilmiyorsun abi. Çünkü 300 bin liraya ben diyorum ki tamam mı git 20 bin kilometrede 25 bin kilometrede kilometre de 25 bin yaptım yani öyle söyleyeyim. 25 bin kilometrede el ayağı temiz güzel böyle bir Japon al. Abi Çok daha mutlu olacaksın. garanti abi garanti iş garanti. Çin Tamam. malının motorunun dayanıklılığını kim neye göre şey yapıyor? Yani bilmiyoruz ki abi şimdi tamam. Mesela yani bir sürü marka çıkıyor, türüyor. O yok onun Evet. yan sanayisiymiş de yok ona motor üretiyormuş da bilmem ne yapıyormuş. Abi tamam okey de. Şimdi ben bugün tamam mı Honda'da, Yamaha'da, Suzuki'de, Kawasaki'de yani 50, 60 bin, 80 bin, 100 bin kilometre yani yol yapan motor var. Tabii canım, Ve blok bunlar açmadan. hadi bak bir de şöyle söyleyeyim bak Türkiye'nin bu boktan şartlarında. Şimdi elin gavuru tamam mı 200-250 binde şey var 300-345 bin kilometrede kapa kaçmayan CBR 100XX biliyorum yurt dışında. Öyle yani bir iki tane de değil. Şimdi bak Türkiye'de de 100 bin kilometrede sorunsuz giden var. Şimdi bu denenmiş, testi yapılmış. Bu net yani net bilgi. Japon'un motoru ömürlü. Hani bu arada Japon deyince bir şey oluyor. Sanki Avrupalıları itiyormuş gibi oluyor. Yani bilindik marka diyelim o zaman buna. Daha mantıklı. Yani BMW'de alsan, Ducati'de alsan, BMW, Triumph olur. Yani onların yani sıkıntı şu an yaşamasın. karşı karşıya bir Bak ne Avrupalı bileyim. Japon kapışması Ya da ben de Japon seviyorum da Avrupalılar var bende şu an. Ya Yapacak bir onları şey ben de yok. şey yapmıyorum. Şunu söylemeye çalışıyorum. Abi bu motorun sonuçta Türkiye'de bir geçmişi var. Servis ağı var, o var, bu var. Hatta adamın yani kendi başına da sen yurt dışından parça getirebilirsin. Bir şeyler yapabilirsin. Şimdi dolayısıyla Çin malı motor aldığında bilinmezli bir sürü şey var. Dayanıklılığını bilmiyorsun. İşte diyor ki adam işletim sistemi boş taktık. Yok şunun freni taktık. Şunun amortisörü taktık. Abi motor ondan ibaret değil ki. Tabii Yani ki bu mu değil. sadece? Bir de ben neye kızıyorum? Bunu daha öncelerde yani bu Çin malı burada son bir iki senede giren değil. Daha önce de giriyordu. Adam Çin malı motor alıyor. Viraja giriyor. Alamıyor virajı. Halbuki o adam var ya daha düzgün bir motorla olsa o virajı alacak. Sonra özgüveni gidiyor. Ve ne sanıyor biliyor musun? Evet motor bu viraja giremez. Veya işte atıyorum 140-150'ye çıkıyor. Motor böyle sallanıyor. Ha diyor motor diyor bu. Ya rüzgardan Yani etkileniyormuş. Aslında yok. adamın denklem şey mesela dikkat et son zamanlarda mesela Çin motorlarında işte yok Pirelli, yok Metzeler, o bu lastikler. Şimdi böyle birilerine bir şey daha iyi pazarlamak için. Yani böyle neden peki tamam Metzeler lastik bağıra bağıra şu. Ulan lastik mi bütün mevzu? Ya bir Yani yerden sen sonra mesela şimdi ben alırken vay be Mercedes lastik varmış bunu alalım mı diyorsun? meseleler bir Lastiğe zahmet koy bakmıyorum diyorsun. bile anasını satayım. Ya bizim şeyde bile hatta Honda'da Dunlop lastikler var. Normalde gitsen çok az bulursun Dunlop. Ama hiç kimse bununla ilgilenmiyor abi. Ama şeye geçince yok işte enjeksiyon sistemi boşmuş. Abi zaten fabrika Çin'de boşunda anasını satayım. O kadar özel bir durum yok yani. Yani kocaman bir tesisi var boşun orada. Yani lastik de değil veyahut da işte ne bileyim bir frenle bilmem neydi değil. Ben orada şunu söylüyorum. Belki dizayn olarak bir şeyler yapıyorlar. Kabulüm. Evet. Burada sorun yok. Ama ben burada paraya takılırım arkadaş. Biz tamam mı Türkiye'de o Çin malı motora iyi para veriyoruz. Çünkü aslında kültürel olarak son dönemde arttı ama eskiden beri öyle. Bizde yeni bir şey almak, yeni Sıfır araba almak, olmak. sıfır almak, poşetini kendin açmak, koltuğa Benim merhaba. oturmak gibi bir kültür var. Yoksa çok korkul yani pahalı olduğu düşünülen Avrupa markaları var.
Evet. Bakın bir iki sene sahibim bu arada. Evet. İki yıllardır hep neler ve edeyim. Hiçbir şekilde korkulduğu gibi bir maliyet de yaşamıyoruz orada. Aynen. Temelde böyle bir algı var. İkincisi ben şeyi de yani kültürel açısından da baktığımda yani motosiklet kültürüne sahip birisinin bu alışverişe girmesini anlamlandıramıyorum. İhtiyaç çözmek için işte scooter vardır. 50 cc'lik scooter da vardır. Veya işte 100 bin liraya 150 bin liraya bir motor alacaktır. İhtiyaç çözecektir. Kuryedir. Şudur. Bu başka bir şey. Onu anlayabiliyorum. Orada anlayamadığım şey şu var. Tam olarak yetkili servis karşılığı olmayan, parça sıkıntısı olan, sadece ucuz diye alınanların bu tarz bir iş üzerine yani onunla iş yapacak bir adamın çözemiyorum burasını aslında. Evet. Temelde orada kafam karışıyor. Çünkü niye? Devamlılık şartı var. Ama bir yedek parça getirememiş, stokta problem yaşamış. Bunlar da oluyor. Bu açıdan baktığımızda kültürel olarak zaten bence 300 bin liraya bir motor alacaksan Çin'in mazisi yok. Alamazsın. Ya bir, yani de, mesela, ya bir de şöyle bir şey var. Mesela şu var. Bak bir şey daha söyleyeceğim. Lafını kesiyorum. 23'te mesela İtalya'da en çok satan motor Benelli. Evet. Bu TRK var ya Enduro. Evet. Şimdi bu o motorun iyi olduğu anlama gelmiyor. O orada o kadar ucuz ki tabii. İtalya'dan bahsediyorum ki İtalya'da motosiklete binmek çok yaygın bir şey. Adam onu var ya yani böyle nasıl söyleyeyim sana şey gibi alıyor. Yani scooter bir yetimi alıyor. Marka eski İtalyan markası. İtalyan markası Çin var. Orada şimdi çok satıyor. Gerçekten ciddi satıyor. İlk sırada. Çok komik rakamlara satılıyor ama abi. İşte orada adam bunu alırken yani sakız şimdi, alır gibi motor şimdi alabiliyor. Şöyle düşünüyorum. Mesela Benelli'nin galiba Türkiye'deki fiyatı da ciddi bir para. 502 idi galiba. Şimdi Benelli tamamı burada sıfırı 150 bin lira olsun. Alana o zaman laf etmem. Bak orada dur. Yeah. Ha, orada adama derim ki tamam abi derim al. Ama bana dersen ben bu Benelli'yi aldım 400-500 bin lira. Ya abi niye alıyorsun 400-500 bin lira? Yani 400-500 bin liraya gerçek bir Japon Enduro'su al. Bunu ben savunuyorum. Ha senin dediğin gibi scooter bambaşka bir şey. Tamam. Ya bu orada mesela denklem okey. Bak scooter'da oluyor. Neden aldığını anlamaya çalışırsak neden tabii, ha, neden aldığını doğru. İki tane durum var. Bir işte yeni bir şeye binme ihtiyacı. Sıfıra binme ihtiyacı. İkincisi de motosiklete kültür olarak bakmıyor. İhtiyaç sebebiyle alıyor. Tamam mı? İşte kurye veya işte ne bileyim bir yerden bir, için geçerli tam, bir yerden bir bazı şeyler diyor. Bir yerden bir yere gitmek için oluyor veya işte diyor ki maddi gücüm buna yetiyor diye söylüyor. Orada da yedek parça giriyor şeyde ikinci elde işte. Aynen. Bugün sen işte KLR 500 tamam mı? Şey aldım veya işte Ducati'nin eski motosikletini aldım. Bunun parçasını bulabilecek miyim? Tedarik edebilecek miyim diye bir endişe var. Bu çok da haksız da değil bu arada. Bu değil ama bir şekilde çözülüyor. Çözülüyor. Burada bunu tersine düşüren bir sürü şey de var. Japon motoru da var. İşte Honda'nın eskilerinin de parçası var. Yani. Çoğunluğu var. Biraz bana göre şey yeni bir şeye sahip olma ihtiyacı. Bu arada otomobilde de Çin'de ya, aldı gitti biliyorsun. E tabii. Aldılar hatta birkaç defa şey duymuştum. Yani far bekleyen araba var. Yani şey, kaza yapmış. Aynen. Far bekleyen araba var. Yani 6-7 ay bekleyen evet, var yani. 6-7 ay bekleyen evet. Ve hiç de ucuz bir rakamla gelmiyor. Ve onu da söyleyeyim. İşte orada da yani. Çünkü alırken ucuz aldığın şeyin toplam sahip olma maliyetinin ucuz olacağı bir garantisi yok. İlla bir amortisman süresi olacak onun. Burada bugün için aslında şöyle söyleyebiliriz. Bugün için Çinliler dünyanın her tarafına bir şekilde açılım yapıyorlar ve tehdit ediyorlar bütün pazarları. Bir yerde belki bunu oturtup daha yüksek orana çıkabilecekler fiyat performansa. Türkiye'deki ekonomik gerekliliklerle şey olmadı tam olarak. İşte 300 bin lira olmaması lazım motor. Motora bakıyorsun 300 değil. Atıyorum 150 olsa 160 olsa daha iyi. Bu arada bunu mesela Hintliler daha iyi yönetiyor. Hintliler o konuda evet, yani daha başarılı. Daha optimumda daha iyi motor daha çıkartıyorlar. Şey. Ve onların bu büyük markalarla ticari ortaklıkları daha ortada. Yani biraz daha eski, daha köklü, binler. Daha şey. Evet. Ama yani sanki illa birisini almak zorunda kalsam kesin sanki Hintli'yi alacakmış gibi hissediyorum. Oraya ya sen enteresan bir şey. Ben bir tane almış olarak söyleyebilirim. Sen aldın ayrı konu. Yani bak mesela Hintli okey, yani Tayland, Tayvan, Kore bunlarda sıkıntı yok. Ama orada bizim de şöyle bir şey söylüyoruz. Bunlar fiyat olarak ucuzdu. Tabii. Yani bak şöyle düşün. Yani Vespa diyelim. Bu işin yani şey. Nirvana. Vespa. Scooter da bu. Şimdi Vespa'nın sallıyorum X modelinin 200 lira olduğunu farz ediyorum. Aynı CC, aynı işi yapan X bir motoru sen Vespa'nın atıyorum 200 değil de 60-70'e verdiğinde bu konuşulabilir. Ama sen 100-150 dediğinde
Lan 50 bin lira yaşında yani. Yani mesela, oran orantı burada yani. Ama şimdi mesela senin dediğin gibi yani adam mesela işte var öyle burada 30'a 50'ye de skuter var. Çin menşeli. Tam ona laf etmiyorum. Köyünde tamamı kahveye gidecektir. Tarlaya gidip gelecektir. Alsın abi, ona lafım yok. O motora bir şey demiyorum. Zaten 30-50'ye de başka skuter yok. Orada Çinli'ye laf etmiyorum. Bak, orada laf etmiyorum ama vitesli motor olunca, vitesli motor olunca, hacimler birazcık büyüyünce, şekil şukul biraz daha gelince fiyatı öyle bir çekiyorlar ki yani diyorum, yanlış tarafa konumlandırıyor aslında. Hani başka bir lige girmeye çalışıyor ama oralarda zaten ama hani yoksun ki normalde. Öyle, ama şu var, bu başarılı, sonuçta bunu satabiliyor. Burada biz aslında pazarlayanın pazarlama başarısını yatsımıyoruz. Alanın bunu sorgulaması gerektiğini. Biz zaten satana laf etmiyoruz. Satan satabiliyor mu? Satan yani, satıyor. Orada tamam mı? Sonuçta tamam, bir Türkiye'ye getirmiş birileri var. Yani. Bir ağ var. Yani bunun distribütörü para kazanıyor. Bayi para kazanıyor. Bunlara laf yok. Bir şekilde pazarlıyorlar. Ciddi ciddi rakamlarla satıyor. Başarısız değil yani. Başarılı aslında. Orada bana şimdi mesela, ben bunu böyle özel hayatımda biz çok konuşuyoruz. Ha, bana mesela adam diyor ki abi diyor işte şöyle şöyle şartlarda verdi. Şu taksitlendirmeyi yaptı gibi 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 şeylerle geldiğinde ha, o zaman bir şey diyemiyorum. Hadi eyvallah, çekiyorum. O tabii, da şu dönem için. Ekonomi. Zaten herkese hep şunu diyorum. Eğer diyorum bana diyorum gelip de peşin para verdim deseydin diyordum, çok farklı olurdu diye konuşma. Çünkü peşin para olunca gerçekten. Yani burada bir de şunu da söyleyeyim. Bunu da çok defalarca duydum. Hatta bunu da yaşayacaklar. Mesela bir kişinin tamam Çin malı bir menşeli motorla bir motosiklet hayatını başladığını farz edersek. Bir iki motor değiştirdi Çin. Sonradan bir şekilde tamam mı Japon'a geçti veya Avrupa'ya. Avrupalı bunu yaptık. Hmm. Bir şekilde ona geçtiğini farz edelim. O zaman anlıyor ki tamam mı gerçekten kalite nedir? Sürüş dinamiği nedir? Sürüş emniyeti nedir? O zaman anlıyor. Net. Bu kadar. Yani bu Çin malı motosiklet belli şartlarda alınır. Ama günümüz şartlarındaki bu fiyat performansta hiç bana mantıklı gelmiyor. Kimse kusura bakmasın. Benim açımdan da bence Türkiye'deki araba alma kültürünü incelersen motosiklet kültürü de bu noktaya evriliyor. Mesela bir kültür yok aslında temelde. Satın alma alışkanlığı yeni olsun, evden sıkır kolay olsun, çıksın. Parayı bir yere bağlayalım. Olsun, parayı bir yere bağlayalım. Bu bir rating arttırıyor. Bir de ticari olarak alanlar var. Onlara hiçbir şey demiyorum ben. Yani iş olarak kullanılanlar. Onlar zaten ekmeğinin peşinde kuru olduğu için ucuz olarak neyi alabiliriz, neyi yürütebiliriz diye bakıyor. Evet. Burada ben yine işte TVS'dir. Mesela şeydir. SYM var. SYM'dir. Bunların, Kimco'dur. Bunların çok daha güvenli olduğunu düşünüyorum. Hani şey açısından. Daha güvenli bana. Parayı koruma açısından da, cevap verebilme açısından da daha güvenli olduğunu düşünüyorum. Ama bir tercihtir. Alana ben neden aldım demem. Hayat abi kadar sert çıkamıyorum ama yani ben genelde old is gold diyorum orada. Daha iyi. Yani şu an üçümüzde bir Hintli, bir Japon, bir Avrupalı olarak Çin'e karşı bir savaş açtık bir ufak. Ya aslında savaş da denemez de yani mantıklı çerçevelerde konuşmak lazım. Hani ben şu anda mesela sosyal medyada çok gezinirken görüyorum. Sıfır diye almış. 400-500 kilometrede civatası kaybolmuş, işte ABS'si patlamış, yani tabii boştu bilmem neydi. Sonuçta hepimiz bir şekilde canımızı koyuyoruz. Hani gidip ucuz, ha sıfır her zaman iyi olmak zorunda gibi bir kafa değil. Mantıklı değil. Değil. Ya onun yerine daha düzgün bir şeylere bakılabilir aslında. Aynen. Bu da böyle toparlamış olalım aslında. Hani daha ileride göreceğiz zaten ne olacağını. Zamanla göstereceğiz. Çekilebilirler yani Türkiye'den, emin değiliz. Evet. Bakarız. Şimdi son olarak 10 sene geçtikten sonra bugün satılan Çinlilerin son durumunu o zaman ayakta görebilsek yanılmışız derim dedi. Aytu Acar'ın böyle bir sözü var. Yani bugün satılan 300 bin liraya olan bir Enduro vari olan bir Çinli motosikleti 10 sene sonra da işte bugünkü 20-30 yaşındaki Kawasaki'ler gibi görebilirsem o zaman ses etmeyeceğim dedi. O günlere erişebilirsek. Bir görsünler bakalım. 100 bin kilometreleri görsünler. 150 bin olsun bakalım. Evet, Kawasaki deyince bir diğer soruma geçeyim abi. Geç bakalım. Kawasaki işte hız motorları, sürüş dinamikleri, her zaman böyle hani o Top Gun'da gördüğümüz şeyler şu an elektrikli motor yapıyor abi. Bu konuda düşüncelerin neler? Vallahi herkes hata yapar. Kawasaki de hata yapabilir. Ya aslında orada da hani tam elektrikli yapmadığı için bir nebze tolere edilebilir. Ya tam elektrikli yapmadı. Yapacağını açıkçası pek bilmiyorum. Bir bakıma öyle bir açıklama yaptılar ama dünyada şu anda geri vites yapan çok firma var.
Yani elektrikle çok ciddi yatırım yapıp şu anda böyle bir geri vites alanlar var. Bir drolenti alanlar, beklemeye askıya alanlar var. Çünkü bu iş öyle düşünüldüğü kadar da masum değil. Burada dünyada oynanan oyunlar var. Bayağı öyle yani fantastik boyutta, ben hep söylüyorum. Bu arada biz Yavuz'la bunu yani yıllardır da konuşuyoruz bunu. Ben hep karşıydım. Bir yerde patlar bu iş diyordum. Yani, bu arada ama hibrite karşı değilim. Bak hibrite karşı değilim. Kawasaki hibrit yaptı. Dünyada ilk defa. O yüzden onu destekliyorum. Tabii hibrit burada başka bir şey bak. Radikal bir karar var. Abi yani. Hibritte şöyle bir şey. Senin bataryan da bozulsa, elektrik motorun bozulsa da o motor gidiyor. Tabii yakıt canım. Varsa gidiyor. Buna karşı değilim. Tabii sonuçta yani. Ben dağ başında orada burada birisi yakıtımı getirdiğinde devam edeceğim. Tabii canım. Sonuçta bu başka bir şey. Ha ona bakarsan Kawasaki'nin daha fantastik olan tamam mı? Orada nitrojen olayı var. O daha bambaşka bir şey. Onu da yani elektrikten... O tam bambaşka bir şey. O boyut değiştiren bir aslında şey. Aslında şöyle bir şey var. Bu elektrikli araç üretimiyle ilgili yurt dışında işte Avrupa Birliği'nde vesaire böyle hedefler verildi. 2030, 2032. Aynen. Bunları incelerseniz çok enteresan bir kelime var orada. İşte 2030 yılında elektrikli araca geçeceğiz diye. Tamam mı? Ben bunu aslında mühendis kafasıyla baktığımda hatalı buluyordum. Çünkü şunu diyebilirsin. 2030 yılında doğa dostu sürdürülebilir bir enerji kaynağına geçecek bir şekilde bir araç yapacağız desen, konuyu açık bıraksan bunu anlayabilirim ama özellikle elektrikli demek bana garip geliyor. Niye hayal gücünü sınırlıyorsun? Ve burada aslında buna Japonlar, işte Toyota vesaire buna karşı duruyor şu anda. Çok hibrit yapıyor ve diyor ki işte totalde üretebileceğin işte sanırım 1.690 mıydı öyle bir şey vardı onların. Hibritte daha fazla. Hibritte daha fazla odaklanacağı ile ilgili bir yapısı var. Burada gerçek manada bir enerjinin nasıl geleceği ile ilgili. Yani bugün bir elektrik üreten tesisin karbon ayak izini vesaire şeyden daha çok olduğu söyleniyor şu anda. Bu arada evet yani birçok aslında elektrik üreticisi hala kömürle çalışıyor. Evet, yani sen, çok fazla nükleer santral yapman lazım dünyaya. Bir de bu da atık oluşturuyor bu, bir aslında. Bir de şöyle düşün, bu kadar şebeke bunları kaldıracak böyle bir şey yok şimdi abi. Bir şey var işte, birçok komplo teorisi var. Ya ona bakarsan bir Araplardan kurtulalım diye bir teknik vardı, petrolden kurtulacağız diye. Yemedi bu sefer Çinli'nin kucağına düştü. Hadi o da yetmedi derken tamam ama dünyada şöyle bir şey var abi. Aslında ben size bak başka bir şey söyleyeyim. Bundan 10 sene 15 sene önce aslında tamam mı şöyle bir şey olmuştu. Benzinli motoru, içten yanmalı benzinli motoru. Öyle bir noktaya getirdiler ki küçük hacim turbo beslemeyle hem güç alıyordun hem de inanılmaz az zehirli gaz üretiyordu. Çok az üretiyor. Yani emisyon gerçekten minimize olmuştu. 73'teki benzin kriziyle birlikte zaten arabalar bir ufalıyor falan filan küçük hacimler. O zaman bu kadar emisyona takık değildir. İşte orada o zaman az yakıtla gitmeye çalışıyor. O Mad Max kafası o farklı. Orada yakıt 1000 motorlar çıkmaya başladı ya işte Ford'un bilmem. Tabii. Normalde mesela şimdi 500cc, 800cc, 1000cc motorlar yapmaya başladılar. Şimdi şöyle söyleyeyim ben sana. Yani 1000cc otomobilden bahsediyorum. 1000cc bir motor yapıyorsun. Turbo beslemeli. Araba 100-120 beygir. Konuyu kapatıyor. Çok ciddi az yakıyor. Bak, yakıt az. Çevreyi kirletmiyor. Sessiz. Maliyet şeyi çok düşük. Sürdürülmesi çok fiyatın kolay. Fiyatın 2 silindirli motoru var. O 2 var, 3'ler var, 4'ler. Bunlar çok güzeldi. Oradan birden döndüler elektrikliye. Zaten şöyle bir şey, ben hep söylüyorum abi, elektrik varken sonuçta elektriğin icadı otomobilden, içten yanmalı bilmem neden daha önce. Elektrikli araba yeni bir şey değil abi. Elektrikli bir sürü Google'a yazsınlar, YouTube'da da bulurlar, Google'da da bulurlar. Elektrik vardı ama hiçbir zaman mantığı tutmuyordu. Elektrik sadece şeyde olur abi. Eğer sen tamam işte trende yaparsın, tramvayda yaparsın. Bir şeyi böyle bir yerde böyle bir orada olacak. O kadar. Hat üzerinde şöyle, olacak. Yani fazlası olmaz. Oluru şu. Yani pil teknolojisinin ve dolum hızını çok aşırı uç noktalara getirirsen bu olur. Tamam mı? Zevkli olur mu bizim açımızdan? Hayır. Ama o ayrı. Ama bu olur. Tabii bu bir yandan da hani birçok şey var biliyorsun. Yangın anındaki yaklaşım. Aslında bir ekosistem var. Mesela bunu ben ilk duyduğumda ne kadar doğru bilmiyorum ama ilk Tesla Amerika'da yandığında itfaiye gittiğinde yangına müdahale ettiği anda dur edememiş. Çünkü ne yapacağını bilmiyor. Dolayısıyla bizde mesela çok bu yapılıyor mu onu da bilmiyorum. İtfaiye bugün böyle bir eğitim almış mı? Tabii. Yani yangın, söndürme işini nasıl yapacaksın? Ona ait bir itfaiye aracı var mı? Ekipman var mı? Bunlar bilmiyor. Aslında bu bir total bir ekosistemden bahsediyoruz. Şimdi biz tabii TOGG'u da ürettiğimiz için böyle bir şeyin belli oranda
belki de verilmesi gerekiyor. Bu ama verimlilik konusunda temelde bir elektriğe sen 3 dakikada 5 dakikada komple şarja getirebiliyorsan o başka bir şey. Bu başka bir nokta. Bir de ona ulaşmak önemli. Mesela ben şeyi daha mantıklı buluyorum. Bu var ya taşınabilir aküleri dışarı Kimco, çıkıyor. Evet Kimco yeniden yapıyor evet, onu. Kimco'da vardı galiba. Silence'da vardı. Silence'da bir model görmüşüm ben. Evet. Aküsünü içeriden çıkardın. Aynen, evde şarj ediyor. Ben aynen. Mesela bu tarz skuterlarda evet çok sessiz olduğu için biraz riskli oluyor. Trafikte görünmüyor aynen. Ama bunu mantıklı buluyorum. Çünkü şeyden dolayı zaten yaklaşık 100 kilometrelik bir şey veriyor sana. Menzil veriyor. 70'e 100 kilometrelik bir menzil. Maksimum hızla atıyorum 70-80 kilometre. Yani bugün 125 cc'nin aşağı yukarı yaptığı işi yapabilir bir... Ya onlar da soruyor ya bu skuter güzel şey, bir şey. Tam olarak dedim ihtiyaç çözen noktada bu mantıklı. Niye evine çıkar prizi tak? Arabalarda mesela ben şeyi hep hayal ediyorum. Ben kaptım. Yazılım işinde çalışırken Zincirlikuyu'da falan proje oluyor bizim. Yani geç gittiğimizde arabayı park edecek yer bulamıyordum sokakta ben. Orada ben şimdi mesela nasıl şarj edecekler bunu tamam mı? O sokaktaki insanlar. Çok acayip bir altyapı değişimi bu. Bunu da bu açıdan da verimli bulmuyorum. O yüzden çok olasılığı gelmiyor. Hibrit bana göre illa elektrikli bir şey olacaksa enerji verimliliği açısından. Hadi düşük hızlardaki yakıt tüketimini bir... falan yok edecek şekilde mantıklı oluyor. Motosiklete gelecek olsak Kawasaki. Kawasaki... Ben Aytu abinin yanında konuşmak çok istemiyorum. Yani onun çok derin bildiği bir konu ama sonuçta bu adamlar hep bir şey deniyor. Hep yeni evet, şeyler deniyor. Çok radikal yani bir marka. Süper şarjı koydu H2'de vesaire. Bunu deneyecekler. Yani deneyip bir yerden sonra feasible olup olmadığına da karar verebilirler. Belki feasible bulurlar. Hibrit olması da. Yani mühendislik açısından bunların denenmesi heyecan verici bence. Evet, bunların hepsi denenmesi evet. Gerekiyor. Birçok şey teknoloji bu şekilde gelişiyor. Daha iyi bu şekilde gidiyorlar. O yüzden bana göre Kawasaki'nin bunu denemesinde sıkıntı yok. Belki başka markalar da deniyordur bunu. Ama günün sonunda birazcık bizim bu petrolet kafasıyla bakmamız, benzin kokusunu duymanın evet. Bize zevk verdiğini düşünmemiz falan. Ya, bunların da etkisi var bizim bu yorumlarda. Bizdeki şimdi kafa farklı. Bu yorumlar o yüzden biraz fanatik uçta kalabilir. Bu hani şey var ya Terminator'da çıkarıyor ya Arnold yakıt hücresini. Evet. Atıyor patlıyor ya. Şimdi evet bir enerji tüpü. Evet şimdi kulağa çok şey geliyor. Düşün bir aracına koyuyorsun onu ve hiç yakıt almıyorsun. Abi tamam okey de yani olursa buna lafımız yok. Ama Yavuz'un dediği gibi yani dediğim gibi şimdi ben Kawasaki'yi tamam çok seviyorum. Evet. Ama Kawasaki'yi ben tamam benzin kokulusunu seviyorum. Adam bunu tamam mı yani hidrojen yapmış. Yok bilmem oksijenli onunu bunu suyla muyla neyle yaparsa yapsın. İçten yanmalı motor yoksa yani bize hitap etmiyor diyelim. Tamam o konuda belki bize eski kafa diyebilirler, gerici diyebilirler. Kabulüm ben gericiyim anasını satayım. Ama çünkü bir şey de şöyle bir şey var. Yani bu bir alışkanlık. Sana şunu dedirtebilir bu. O Kawasaki öyle bir marka ki. Lan helal olsun acayip bir şey yapmışlar dedirtebilir. Onu bak diyor mu bak? Yok de dedim ben hayır zaten. Şey demek istiyorum. Üzerine oturup kullandığında evet o sesi duymamana rağmen bütün handikaplarına rağmen diğer taraflarda absürt bir şey yaratabilir. Onu bilmiyorum. O yüzden bilmiyorum. O yüzden ben onu de bilmiyorum ama aşırı önyargılı. Ama mesela şey şunu demek istiyorum. Bak şöyle bak izlediğim videolarda hani elektrikli motorlar var sonuçta. Böyle süper sportlar da var. Şimdi bakıyorum böyle ses sistemiyle özellikle böyle şeyde dinliyorum. O gaz çekiyor elektrikli. O çıkan ses falan böyle tam Star Wars'ı evet onu andırıyor. Ama ben düşünüyorum böyle tamam ya diyorum bir şey eksik diyorum tamam mı? Belki bak ben zaten şuna karşıyım. Yani ben de sonuçta mekanik bir adamım. Elektrik motorun verimi nedir? Torku nedir? Bunların hepsini biliyoruz. Yönetilebilir olacak ki orada şu var. Yani orada şu var. Elektrikli aracın tamam mı o inmelememesi var ya. O sıfırdan tork gücü bilmem ne bunlar çok güzel. Ben sadece orada değilim. Bu virajından birçoğuna kadar aşırı derecede yazılımla kontrol edilebilir hale gelebilir. O da motor, işte o da çok huysuz olacak ama. Hoşuna gitmese bile birçok uçlu ya viraj sınırını bilmem neyi. Ya sen hayal edebiliyor musun? Düşünsene. Düşünmen bir motor yaptıklarını. Ne güzel diye düşünüyorum. Ne kadar boktan abi. Sınırları çok zorlarsın. Abi bence o sınır. Neyi sınırı? Düşmüyorsun ki. Tamam işte hayır. 90 şey dereceyle dönmeye çalışıyorum. O zaman şöyle bir şey. Şimdi sen bir büyük bir Luna Park'ta şey var yani şu Zabazingo. Roller coaster. Roller coaster ha. Şimdi onda tamam mı? Evet abi G kuvveti yiyorsun. Düşmüyorsun. Şimdi motor yaptıklarını düşün. Çok teknolojik. Tamam viraja giriyorsun yatıyorsun. Öyle sistemler var ki sen düşmüyorsun. Abi ben ama, olabilmem abi. Ama sen öyle risk yok. Ama yani sen öyle düşünüyorsun. Ben de katılıyorum söylediğine ama totalde
Şimdi elektrikli motorun yapısı itibariyle yani onun devirlenmesini kontrol edebilecek yazılımla beraber, çünkü bir öbürü içten yanmalı bir patlama var. Patlamayı kontrol etmektense burada motorlar elektrikli motorun kontrol etmeye arasında bir fark olacaktır. Onunla beraber belki daha uç nokta yani bütün o kontrol. Şimdi biliyorsun sensör var, yatış sensörü bilmem mesela onları koyuyor aşağıda. Ama bak yani, onların hiçbiri ani kesinti falan yapıyor böyle işte dik tutmaya çalışıyor. Dik tutabilenler var, falan dengede falan kalıyor, ama kendi kendine gidiyor. Bunları bak, bunların çok muazzam derecede mühendislik kafasını anlıyorum. Tamam, o açıdan ama hani bence. Yani ya şöyle düşün tamam mı? Abi denemesi lazım ki Ar-Ge yani denesin şey tamam o. Denesin ama ben diyorum işte bak orada ben yokum, şöyle yokum. Şimdi düşünüyorum böyle yani tamam bindiğim motosikletin işte muazzam derecede teknolojiler oldu. Atıyorum işte ya şu anda da var bir sürü işte yok şerit takip ediyor, fren basıyor bilmem. Ben de çok sevmiyorum. Yani yok sağdan solda kör noktalar var motorda da koyuyorlar. Yani, motora başladı artık. Tamam abi okey de yani şimdi motosiklet o zaman Zafer Hoca ne anlatacak? Düşmüyor kimse. Kimse düşmüyor. Zafer Hoca'nın işi çok zor o zaman yani. Abi şimdi dolayısıyla bu işin kim ne derse desin bedenen yapılan bir şey. Bir herkesin spor. Yeteneği farklı, bedeni farklı, o farklı, zevkler farklı. Orada böyle bir şey var. Herkes yani düşünsene şimdi mesela sen tamam mı? İkimiz birkaç kere de yaşadık onu. Hani böyle gidersin tamam mı? Sonra bakıyorsun yolda bir çalışma var ama altındaki motor enduro değil. Ama oradan geçeceksin. O sana hani heyecan veriyor ya. Tabii. Onun gibi düşün. Yani şimdi tamam mı? Her an her şey olabiliyor. O şeyler falan kafalar farklı. Şimdi şöyle düşün. Tamam kabul ediyorum. Ben de zaten biliyorsun ben de sevmiyorum. Ben de benzin kokusu falan. Hala karbüratörlü arabam var. Mesela ama baksanıza. İyi olmuş 2004. Ama o 3. Dünya Savaşı'nı bekliyordu o yüzden. Evet. Bana göre bu şöyle bir şey ki otonom ve yarı otonom araçlar popüler ya. Olacak deniyor ya işte. Evet. Dünyada gidiyor oraya. Bunun için de ister istemez elektriğin şeyine ihtiyaç duyuyorlar şu anda. Tamam mı? Kontrol edilmeleri için. Böyle bir denklem var. Bu yüzden deniyorlar bunu. İşte bu multi-touch mesela telefonlarda. Bir çok bu yaptığımız hareket var ya. Bunu ilk başta Nokia'ya götürüyorlar bildiğim kadarıyla. Nokia bunu gereksiz olduğunu düşünüyor. Tamam mı? Gereksiz olduğunu düşünüyor. Yani öyle. Treni kaçırmamak için firmalar aslında değil bu Ar-Ge'yi yapmak zorunda. Ben oradan inşallah diyorum. Hani Kawasaki gibi bir marka. İnşallah oradan seni de mutlu eden bir doğru çıkartır. İnşallah BMW de senin için güzel bir şeyler yapar. Gerçi BMW şey yaptı ama ya elektrikli ya skuter yaptı. Ya sonuçta ben BMW fanatiği değilim ama sen Kawasaki fanatiksin. Kawasaki seviyorum. Yani, Kawasaki bu arada ben ayrı. Gelse denemek isterim yani değişik bir. Neyi? Hibrit mi? Tabii hibrit Kawasaki. Hibrit laf etmiyor. Elektrikli denemek ister misin diyor. Ha full, sen, full elektrikli. Seni mutlu edecek, Aytu abi mutlu edecek şey söyleyeyim. Çinli bir elektrikli süper spor. Orada beni kovalasın burada. Hele bir fiyatı böyle 1 milyon civarında olursa tam olarak. O zaman o. Bomba direkt. Bir de alırsan abi bir de peşin aldım der. Ne milyon oldu? Nerede acaba? O zaman abi şöyle bir sorum daha var. Şimdi hani motosiklet hobisel bizim için en azından hani sırf sürüşü o hissiyatı için kullandığımız bir şey. Artık böyle hani zamanla tamam, elektriği falan geçtik. Onun dışında artık petrol bazlı olan modellerinde de çok fazla işte elektronik modu var, TCS'si var, osu var, busu var. Hani sence nereye kadar tolere edilebilir bu? Sürüş hissiyatını bozmayacak nokta sence nedir? Ya bireysel olarak değişebilir ama şöyle bir şey, şu anda geldiğimiz noktada evet çok fazla oyuncak var. PlayStation'da oyunun da ayar çeker evet, gibi bir noktaya geliyor. Ayar yapıyor. Gerçekten buna ihtiyaç var mı? Veyahut da bu bir sürücünün bu kadar detaylı o ayarları yapıp gerçekten anlıyor mu onu? Yani şunu diyebilecek bir sürücü mü? Hani viraja girecek 80'le, dur ya bunu işte şu ayarını yapayım ben 90'la gireyim, yok olmadı şöyle yapayım. Yani bu gerçekten böyle mi oluyor merak ediyorum. Yoksa çünkü şöyle eskiden yani çok eskiden ayarsız da amortisörler mesela. Ayar diye bir şey. Sonradan ayarlı amortisör çıktı. O da tek taraflıydı. Sonradan çift taraflı çıktı. Şimdi onda bilen mesela ayar da böyle çok da detaylı değildi. Sonradan işte o detaylar arttı ama mekanikten bahsediyor. Yani sürücü giderken böyle bir şeyle ne yapacak? Tornavideyle, dinlenmeyle, banayla oynayacak durum yoktu. Şimdi bu tarz şeylerde bunun dışına çıktı. Şimdi çok da daha farklı şeyler var. Çünkü adam ABS şeyini ayarlıyor, traction'ı ayarlıyor. İşte süspansiyonun açılma ve kapanma dirençlerini ayarlıyor. Bir sürü şeyler ayarlıyor. Beygir kısmını açıyor. Falan filan bir sürü bile oyuncak gibi oldu.
Yani tabii şimdi dediğim gibi kime göre neye göre? Yani şimdi bana soracak olursan çok gerekli mi? Bence gerekli değil. Yani bana göre mesela ben ABS ile ilgili mesela şunu söyleyeyim. ABS evet işe yarıyor ama nerede yarıyor? Onu da söyleyeyim. Ben mesela yurt dışında olsam ABS bu kadar aramam. Ki ben mesela asfaltta kuru zeminde ABS ile işim olmaz yani. Benim ABS'yi ki motor ABS'yi devreye sokmuyorsun bile. Mesela girmiyor yani o şeyde. Nerede arıyorsun? Bizim Türkiye'de yollarımız çok kötü. Yani sen yaz günü tamam mı? Böyle bir yerde girip sulama yapmıştır belediye. Tam o noktada bir fren şeyindir. Bir tongaya düşebilirsin. Ne bileyim bir kamyondan kum dökülmüştür. Yani hazırlıksız yakalanabileceğimiz çok fazla denklem olduğu için Türkiye'de ABS orada okey. Ama normal şartlarda zaten bu da benim söylediğim bir şey değil. Bu bilinen bir şey. Normal şartlarda ABS'siz fren daha kısadır fren mesafesi. Evet. Kullanabiliyorsan onu. Fren sıkmayı biliyorsan tabii. Ya, bayağı işin tekniğine hakim olmak lazım. Ya abi bizim size zaten ABS yoktu ki. Bizim zamanımızda ABS yoktu. Süper sport makineler de yoktu. Yani 150 beygirlik makineler vardı. Az beygir değil bu arada. Suzuki yani, mesela yani. Yani 90'lı yıllarda yani 150 beygir yani. ABS yok. Yani öyle bir şey yoktu ama dediğim gibi ABS olmayınca da aslında şöyle bir şey oluyor biliyor musun? ABS olmayınca ki sen ABS'de başladık. ABS olmayınca sen onu biliyorsun. Yani burası biliyor. ABS yok. Fren mesafeni. Öndeki araçta yani daha farklı gidiyorsun. Daha öne bakıyorsun. Yolu okuyorsun. Ona hazırlıklısın. Motoru dikleştirmeyi vesaire. Daha şeysin ama ABS'li de biraz daha böyle salıyorsun. Belki de daha fazla riske giriyorsun. Nasıl olsa ABS'm var. ABS bence gerekli yani. Hani bu saatten sonra ABS evet yani. ABS'siz yani yeni motorlarda yani eski motorları ABS'siz diye almamaktan bahsetmiyorum ama yeni alıyorsan motoru. Ama zaten şu anda zaten ABS'siz motor yok ki. Çünkü Avrupa zaten standart var. Doğru. ABS hani bu ya Çinliler motorların bazılarında yok işte. Ya Çinliler bunlar yapıyor ya bunu. O mecbur yapacak adam. Yani ABS'siz motor girmiyor şey. Ama elektronik şey senin dediğin şey katılıyorum. Biz hatırlıyorsan Aprilia'nın şeyine gitmişiz orada. Evet. 8 tane ayrı mod. 8 ayrı modun her biri 8 level'da ayarlanabiliyor. Ben demiştim yani ben kendi adıma söyleyeyim en azından. Öyle bir şey olması lazım ki bu modları ayarlarken benim şu özelliğimde yetmiyor motor deyip arttırabilmem lazım. Şimdi mesela benim BMW'de modlar var ama arkanda mı? Çanta var mı yok mu? Tamam, çok basit sorular. Arkanda artçı var mı yok mu? Abi zaten şey moduna bak lafım yok. Hani yağmur modu var ya. Evet. Ha şimdi sen yolda gidiyorsun da birden yağmur basar. Gazın tepkisini düşürüyor. Ha diyorsun ki riske girmeyeyim. Hani sollama yaparken arkası sarmasın. Bu lazım. Ona o kadar şey yapmıyorum ama senin bahsettiğin herhalde şeye sen bahsediyorsun. Bu daha böyle kapsamlı olan. İşte şu menüye. Aprilde gördüğümüz ekran. Onun gibi bir şey değil mi? Bu arada aynen. Gerekli olmasa da yani en azından çoğunluğa hitap etmese de tamam mı? Bunu kullanabilecek arkadaşlar, anlayabilecek insanlar vardır. Var tabii. Tabii canım, ayarlanması, pisti var, normal kullanım var. Adamın ağırlığı farklı, kilosu farklı. Ona göre o ince ayarı yapmak tabii istiyor. Tamam mı? Kullanım şeklinde kendini rahat hissettiği pozisyon farklı. Sonuçta ağırlık merkezinin dağılımına bakan bir şey bu. Bu açıdan nasıl gidonu yükseltiyorsa adam kendi bir şekilde burada da dinamikleriyle oynamak isteyebilir. Bu da bir market, yani markette öne geçmekle ilgili yani bir şey. Tabii, o bir paket sunma. Yani. Yani mesela şeyi söylüyoruz biz. Yıllarca Suzuki bu ABS'yi motorlara koymadı. Tamam mı? Kendi motorlarına koymadı. Hayabusa da yok. Ama mesela Kawasaki birebir rakip oluşturduğu motoru çok daha erken koydu. Evet. Ve ben açıkçası ABS'li bir motoru o güçlerde bir ABS'li motoru tercih ederdim. Karşılaştığı Hayabusa olsa dahi. Yani sırf bundan dolayı bile tercih edilebilecek bir nokta olurdu. Bu açıdan baktığımızda bu tarz bu kadar oyuncakların da verilmesi ve bunun gerçek manada kullanabilecek bir kitle de olması. Yani sadece şey değil bu. Hani elektrikli arabalarda şey veriyorlar ya böyle yalandan motor sesi veriyorlar teypten veya dışarıya. Bu öyle bir şey değil. Yani bunu kullanabilen gerçekten kullanabilirler. Tabii kullanan için 10 numara evet, yaşıyoruz. Dolayısıyla böyle bakarsak bu şey. Hani başarılı bir uygulama bence. Yani zararı yok ama yararı da almak isteyen için var. Yani. Sadece zararı şöyle olabilir. Kullanmayan için ileride arıza yaparsa zararı ciddi olabilir. Şöyle, birer para. Normalde hani basite indirirsek traction control ESP bunlara okey yani bunlara bir derece ama sonuçta kapatabiliyorsun. Ben mesela
şeyi sevmem. Yani traction'ı. Traction'ı sevmiyorum abi. Adamı şey yapar traction kontrol. Seni tamam mı gerçekten hamlaştırır. Ve beklemediğim yani, bir hale getirir. Yani biz normalde ben her zaman şeyi söylerim. Yani senin şeyi bilmelisin abi. Altındaki makinenin nerede saracağını, yanacağını bunu çalışmalısın. Öbür türlü yani traction ne bileyim yok tekere gelmeme. Gelsin abi. Gelsin ne olmuş yani? Ya işte şu noktaya geliyor. Mesela hatırlarsan saf sürüşü bozuyor. Otomatik arabalar bu kadar popüler değilken herkes direkt manuel vites araba kullanıyordu. Değil mi? Düz vites araba kullanıyordu. Sonra otomatiğe geçiyordu. Şimdi o kadar fazla otomatik araba seçeneği var ki işte atıyorum eşine dostuna araba alacaksın. İlk defa aslında o bir ihtiyaç gidermek için alıyorsun. Artık şey diyorsun. Ya sen otomatik al. Bir de vitesle uğraşma. Tamam, bu opsiyonu kapat. Evet. Aslında böyle bakarsan kitlenin ortalamasına göre bu şey durum şekilleniyor. Ben hala da ABS'liye çok ciddi karşı olan çok safkan motorcular biliyorum yani. Eski olan o istemiyor ABS'yi hiçbir şekilde. Çünkü bahsettiği gibi eğer fren yapmayı artık içgüdüsel hale getirmişsen ABS'sizden daha hızlı duyuyorsun ABS'sizde ABS'liye göre. Bu açıdan teoride bunların hepsi fayda getirecek şeyler, çözümler. Benim düşünceme göre hiç zararı yok. Artsın. Ama ben mesela oyuncakları kullanabiliyor muyum? Yok öyle ben sadece arkamda birisi var mı yok. Bir de bu modlardayım. 3 mod, 4 mod. Öbür türlü alsak da bir kere 30'da neler yapacaksın o kadar işte. Tabii canım yani sürerken bırkalanacak bir şey değil. Yani yapmıştık aynen. O zaman abi bugünlük biraz böyle olsun. 3 soru 3 cevap gibi oldu. Biraz daha ekonomi, biraz pazar falan yönetimiyle. Sen sordun biz cevap verdik yani. konuyla alakalı bir şeyimiz yok. Sen yönettin. Daha güncel teknolojiye yakın bir şey oldu. Tamam. Hani bu arada arkadaşların da yorumlarını aşağıda bekliyoruz. Bu konular hakkında neler düşünüyorlar. Orada da tekrardan konuşmamıza devam ederiz. Tamam. Hatta bir sonraki videomuzda ne hakkında konuşacağımızla ilgili de fikir verebilirler. Hani soru cevap tarzı bir şey de yapabiliriz. Bugünlük bu kadar diyelim. Teşekkür ederiz Aybüz abi. Rica ederiz. Teşekkür ederim Aytu abi sana da cevapların için. O zaman... Görüşmek üzere. Neydi? Afa ne oldu? Boş bize kaldı galiba. Vallahi sen yapalım. Ben beceremem. Ben de onu Melih yapıyordu. Abone olun. Abone olmalısınız. Aynen. Beğenin. Yorum yapın. Neydi? Çanları açın. Hani, tabii biz zili bildirim açarlar. Zili, çanları açın. Bütün tuşlara basalım abi. Tuşlara basalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize ve araçlarınıza iyi bakın. Eyvallah. Görüşürüz. Görüşürüz.